Baba hemen yatmıyorsan bir iki dakika konuşabilir miyiz? Yok yok gel konuşalım. Hayırdır ne oldu? Bizim ev yol geçen hanım mı baba? Ne demek şimdi? Neden biz başı her sıkışan yabancı evimize alıyoruz diyorum. Kızım o kız yabancı değil ki. Emrecan ta çocukluğundan beri tanıyormuş. Hem ben konuştum kızla. Nereden geliyor, niye geliyor, ne işi var burada? Öyle kendi halinde zararsız bir kızcağız. Yerimiz var. Alt tarafı sofraya bir tabak daha koyacağız. Hepsi bu. Halamı da aynı bu şekilde eve almıştım baba. Hatırlıyor musun? O da durumunu düzeltecekti. Bir ay kalacaktı, gidecekti. Ama ne olduysa o durum bir türlü düzelemedi. Halam bize boş beleş yaşıyor. Sözlerine dikkat et. Halam benim kız kardeşim. Kocası terk etti gitti. Kızıyla damat da İstanbul dışına taşındılar. Bunu yanlarında istemediler. Ne yapacaktım? Sokak ortasında kendi başına bırakacak mıydım kızı? Halam senin kız kardeşinse ben de senin kızının baba. Her gün daha fazla kalabalıklaşan bu evde yaşamaktan artık sıkıldım diyorum. Ben gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Niye? Mutfağa yardımcı olayım, elektriğe, suya yardımcı olayım diye. Ama birilerinin bu evde artık yan gelip yatması kanıma dokunuyor baba. Bak bu kadar büyütülüp üzülünecek bir şey değil. Sen şimdi yat uyu sonra tekrar konuşuruz. Tamam? Hadi iyi geceler. Anlıyorum. Ama ben hala neyi anlamıyorum biliyor musun? Hep başkalarını neden çocuklarından daha fazla önemsiyorsun? Nasıl ya? Dediğim o ki, başkalarının çocuklarını bile her zaman kendi çocuklarından daha fazla önemsiyorsun. Ece, bak çok büyük haksızlık yapıyorsun. Artık sinirlenmeye başlıyorum. Giderek saçmalıyorsun. Kusura bakma babama. Hiç böyle düşünmüyorum. Tam tersine giderek saçmalayan sensin. Böyle bir hayatı çocuklarına nasıl reva gördüğünü hala anlamış değilim. Büyüdüğümde seni daha iyi anlayacağımı düşünmüştüm ama yanılmışım. Zaman geçti, hiçbir şey değişmedi. Böyle giderse de hiçbir zaman anlamayacağım seni. Demek ben beleşçiyim ha? Demek ben aileden biri değilim öyle mi? Senin çamaşırını ben yıkıyorum. Sen dışarıda çalışıyorsan ben de abimin bana yapmış olduğu iyiliğin karşılığını ödemeye çalışıyorum bu evde. Çünkü ben anne yarısıyım. Sizi kendi öz çocuklarım gibi sevdim. Arkanızı topladım. Şimdi sen nasıl olur da gidip abime benim hakkımda böyle şeyler söylersin? Nasıl söylersin ha? İyi geceler Allah. Saygısız, soğuk nevale. Saygısız. Saygısız.